Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Bursa'dan herkese kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Evet, yarın Kocaeli ve İzmir programımız var. Yılbaşı günümüze inşallah daha iyi bir netice alıp güzel bir ikramiye, yılbaşı bileti almış gibi ikramiye buluruz sevgili dostlar. Evet, dünkü İstanbul koşularımız vardı biliyorsunuz sevgili dostlar. Maalesef bunu son ayakta yaptı benim verdiğim kurgu, şablon. Bankolarımız geldi, ikililerimizi bulan arkadaşlarımız. Hatta İstanbul'u bulan 3-4 tane arkadaşımız var sevgili dostlar. İsimleri Muharrem Erdoğan, adlı arkadaşımız teşekkür etmiş. Mesaj yazmış, mesajlarda görebilirsiniz. 8400 TL aldı. Yılbaşı günü güzel bir ikramiye ile ayrıldı. Ondan sonra Erol Önder 2 adet ikili önerdiğimiz ikilileri bulmuş ve de altılıyı da bulmuş 8400 TL. İlker Muhammed aynı şekilde altılıyı tutturmuş, beşliyi tutturmuş sevgili dostlar. Serap Demir aynı şekilde altılıyı tutturan sevgili dostumuz. Bizi takip edip de altılıyı bulan arkadaşlarımız. Daha nice ismini sayamadım. İkilileri, çifteleri bulan çok arkadaşlarımız oldu. Teşekkür babında. Tabii ki bu at yarışı sevgili dostlar. Benim de yani önde tuttuğum safkanları ben hiç ayırt etmeden veriyorum. Yeri geliyor sürpriz oluyor. Yeri geliyor favori hanesine birinci at çıkıyor. Banko veriyoruz. Bana yazanlar da oluyor. Açıyorsun diyor bülteni, yok diyor bilmem ne bülteninden diyor. Oraya bakıyorsun, anlatıyorsun, bakıyorsun, anlatıyorsun. Sevgili dostum, yani bakıp da anlatacağız tabii. Bakmadan neyi anlatacağız? Yani affedersin, başka bir tarafımızla mı söylemeye çalışalım? Yani hem size bülteni gösteriyorum ki anlayın. Şu hafta şurada bilmem ne, hangi bültenden bakıyorsun abi dediği zaman bülten ismini de söylüyorum zaten. Öneriyorum. Oradan da bakabilirsiniz diyorum. Ben yarışları koşu koşu analiz ediyorum. Nasıl koşmuş, hangi jockey varmış üstünde, şimdi grup nasıl olmuş, onlara bakarak banko adaylarımı ona göre çıkartıyorum. Evet, ne mutlu bana, İstanbul'da yardımcı olduysam, genelde hep yardımcı olmaya çalışıyorum. Genelde bazı zaman üstlerle ayrılıyoruz, bazı zaman güzel sonuçlarla ayrılıyoruz sevgili dostlar. Onlardan birini dün yaşadık. Ufak tefek dokunuşları da mutlaka ilave edin diye. Ufak doğru son ayağıda dokunuşta zaten verdiğim şablonda zaten verdiğim atların genelde birinci ikinci atlar geldi. Yani her zaman dile getiriyorum. Çok atla geçiyorum ben bazı zaman verdiğim koşulara. Siz güvenip benim verdiğim 3 atı 2 atı da indirgeyerek böyle cazip bir kupon da yapabilirsiniz. Son ayaktaki gibi 7 ilave edip arkadaşlarımız da buldu. Şimdiden tebrik ediyorum. Evet, Kocaeli yarışlarımız var sevgili dostlar, erken başlayacak ama ben İzmir'e birazcık yoğunlaştım. Ha, bugün de İzmir koşularımız var, gayet başarılı gidiyoruz. 7 plasamızı 3 nolu safkanımız bankoydu. Kafada 3 nolu safkanımızı banko önerdim, arkasını ikili için deneyebiliriz dedim. Ve de hem çiftemizi bulduk, 3-3 çifte girerek çiftemizi bulduk. Altılı gayenin ilk ayında 3 bankomuzdu, arkası 7-5-8 ikilimizi bulduk. Burada ikinci ayakta bombacam dedik, yani ben sürpriz biteceğini düşündüm. 9 nolu safkanımız bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı 9 küsür ganyanla. Altılımız 2'de 2 gidiyor. İnşallah üstesinden gelir. Devam eder kuponumuz sevgili dostlar. Evet, şimdi İzmir koşullarına geçelim. Birazcık vaktinizi aldım. Çok çok özür diliyorum sevgili. Hatta bir arkadaşımız çıkmış ikinci ayakta mı? Üçüncü ayakta mı ne? Bilmem ne iş. Salaklı suluklu bir şeyler yazmış. Ben zaten engelledim sevgili dostlar. Neyse, geçelim koşularımıza. İzmir'de sevgili dostlar 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Birinci dörtlük aynen oynayacak arkadaşlar. İkili çifte deneyecek arkadaşlar. Ön tarafta tuttuğum kazanmasını beklerim. Safkanlar var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet, birinci koşu 17.45'e start alacak. Bir maiden koşu 2 yaş İngiliz'in 1600 metre kumda mücadelesi olacak. 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, ekillerimiz var. 5 nolu koca Metehan, 6 nolu safkanımız da ekiliyor. 7 ile 8 nolu safkanlar ekil olarak start oluyor. Benim burada banko adayım olacak sevgili dostlar. O da Nevzat Avcı ile 2 kere start aldı. Yaptı.
İzmir pistinde son iki koşusunda 1600'de ikinci, son koşusunda da yine 1600'de bir dördüncülük elde etti. Ben bu sefer uygunlaşan bu grupta ben çok çok önde tutuyorum sevgili dostlar. Kazanma ben de yakın görüyorum. Tabii ki burada koşan safkanımız da vardı. O da İkinoğlu safkanımız da son yaptığı dördüncülükte o ikincilik de ayrıldı. 3-0 safkanımız pistten dördüncülük çıkarttı ama bu sefer daha da etkili koşacaktır Nevzat'la. Ben kazanmaya yakın diyorum. 3-0 safkanımız benim banko adayım. Arkasına bir tek safkanım, o da iki koşu gördü. Ekürler. O da Altınoğlu Mustafa Çiçek de dekler olmuş üstüne. O da İzmir'de iki koşu gördü. İkisinde 1400 mesafede ikincilik ve üçüncülük çıkarttı. Altıyı arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz ve de İkinoğlu safkanımız da üçüncü şans safkanı olarak. Yani 3 banko arkası 6-2 ikili de deneyebiliriz birinci dörtlük ayımızda veya 3-6-2 de girebilirsiniz. Evet, ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 5-1 mücadele 7 plase ve birinci üçlük ayımızın başlangıç ayağı 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumda mücadele verecek 7 safkanımız. Evet, burada Domra yani önlerde yine kaçacaktır. Grup da aslında onun için çok çok uygun gibi geldi bana. Özcan Yıldırım'la 3. kez buluşuyor. Ben çıkıp önlerde yerini alacak. Tabii ki Bay Nusret de ayağına seri bir safkan sevgili dostlar. Ama gücü yetmez. Domra ben yine liderliği alacaktır. 7 kulvar çekse de. Yani buradaki safkanlarla ilk defa koşacak Domra. Grup da uygun. Bir tek bunu zorlayacak bir safkan var. O da 3-0'lu safkanımız Mustafa Çiçek'le zorlar diye düşünüyorum sevgili dostlar. Yani bu iki safkan, yani 1-0'lu Domra ve de 3-0'lu safkanımız, pardon arkadaşlar, 3-0'lu safkanımız, bu iki safkanı ayıramadım ben. 2'ye gelince o da Nevzat Avcı'yla start alacak. 3 kere start aldı, birini kazandı. Son koşusunda 1600'e Nevzat'la kazanmıştı sevgili dostlar. Hatta 1-2 boyla geç çıkmıştı. Etkili bir koşu çıkarttı ama benim önceliğim 1-0'lu Domra, sonra 3-0'lu safkanımız. Hatta ikili de deneyebiliriz. 1-3-1-3 de girebiliriz bu koşuda. Evet, 3. koşu altılık ayımızın başlangıç ayı. Şartlı 3, zor bir program. Güzel para verecek. Bir tane banko adayım var sevgili dostlar. Şartlı 3 mücadele 1600 metre kumda 9 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Ufak bir çıra oynayacak arkadaşlar için de şablonum hazır. Onu da dile getireyim. Evet, ben burada ilk şans vereceğim atın 1-0'lu safkanımız Killer Queen diyeceğim. Nevzat Avcı'yla 3. kez buluştu. Yaptığı son bir üçüncülüğü gayet tatminkardı. İlk şanslı safkanım 1 diyeceğim sevgili dostlar. İkinci atım 7-0'lu Şanaran sevgili dostlar. O da Mertcan Çelik'le ilk defa buluştu. Yaptığı bir dokuzunculuk var. Bu bizleri kesinlikle aldatmasın. Grup onun için müsait. Etkili bir performans gelecek 7'yi de göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Kuponumuza mutlaka yer verelim. Ondan sonra kuponumuzda 3. şans safkanı ve 8-0'lu safkanımız Grand Mesude diyeceğiz. Muhammed Mirbilgin'le o da 3. kez buluştu. Yani ufak bir çile oynayacak arkadaşlar. 1-7-8 yeterli. Çizgi diyeceğiz. Sonradan 5 Ralala, 3-0'lu safkanımız Cemal Posoyla ve de 4-0'lu safkan Elazığ Prenses'ine de dikkat diyeceğim burada. Üstüne basarak önereceğim. 4-0'lu safkanımız da olacak. Yani 1-7-8 çizgi. Sonra büyük bütçeli bütçemizi el verdiğince 5, 3 ve 4'ü de yer verebiliriz. Evet, 4. koşumuza geçtiğimiz zaman 5'lik ayımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 15, dişiler ama 4 yaşlı araplar 2000 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız. 5'lik ayımızın başlangıç aya 1-0 Polatlı Gülü ve de 6-0 Serin Dalga ekür olarak start alıyor. Evet, burada ben 2 safkan önereceğim. Ufak bütçeli arkadaşlar yeterli gibi görünüyor. Onlar kimler? İlk şans vereceğim atım Tavus Kuşu diyeceğim ben sevgili dostlar. Yaptığı Kocaeli'de önerdiğimiz bir safkandı. Çok etkili koşacak dedik. AGF'nin gerçi birinci safkanıydı. Grup 10 için uygundu. Kazanmasını bildi Mürsel Kayış'la. Formda geliyor şimdi İzmir'e. İzmir'de de yani koştuğu koşular var sevgili dostlar. Son yaptığı İzmir'de koşusunda hemen şöyle söyleyeyim. 1900'de
bir şartlı üçte bir dördüncülüğü var. Etkili koşmuş Sevillosa. Şimdi Cemal Paso'yla yine etkili koşacaktır. İki nolu Tavus Kuşu. Ve de buna ciddi rakip olarak gördüm. Dört nolu Malatya Gülü Muhammed Mirbilgin'le etkili koşu çıkartmasını bekledim. İkinci şanslı safkanım. Yani 2 ve 4 ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için yeterli gibi görünüyor. Ama daha da büyük sürpriz arayacak arkadaşlar. 5 nolu Cihan'ın Gülü büyük ihtimalle sürpriz çıkmayacaktır. Birinci, ikinci hatta çıkabilir. 8 nolu safkanın Aslan Kraliçe, 1 nolu safkanın Polatlı Gülü ve de 10 nolu Yıldız Kümesi'ne de dikkat diyeceğim. 2-4 çizgi diyoruz. 5-8-1 ve 10 nolu safkanlar diğer rakipleri olur. Evet, 5. koşu 2. dörtlük ayarımızın başlangıç ayağı. Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek. 2. dörtlük ayarımız burada başlıyor. 7 İngiliz safkanımız mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, gruba bakıldığı zaman yani buradaki tüm safkanların geliri var sevgili dostlar. Gerçekten tüm safkanların geliri var. Yani enteresan bir koşu, enteresan bir safkanın da burada gelme şansına da sahip. Handikap 17, handikap 17, handikap 16, handikap 15. Bunlar da gerçekten çekiniyor. Çünkü kilo farklarının çok olduğu bir koşular bizleri bekliyor. Ben burada Kapoma'ya kadar gideceğim. Bunu sizlere söyleyeyim sevgili dostlar. Yani sıralamam nasıl olacak? Şöyle olacak. 4 başta olmak üzere Barış Kurdu'yla 3 Poker Face her koşusunda da birbirinden güzel koşular çıkartıyor. Sonra 2 nolu safkanımız Gökhan Gökçe ile 1, 5, 6 ve 7 nolu safkanlara da dikkat diyeceğim ben. Sıralamamı tekrar ediyorum. 4, 3, 2, 1, 5, 6 ve 7. Yani burada 7 safkanı da ayırmadan kuponumda şans verdim. Sıralamalarım başka oldu. Yani önde tuttuğum safkanlar kazanmasını bekledim. Yani burada 3 safkanı, 4 safkanı da indirebilirsiniz. Ama ben Kapoma taraftarıyım bu koşuda. Evet, 6. koşu şartlı 5000 mücadele. 3 ve 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayarımızın da başlangıç ayı olacak. 9 Arap atımız mücadele verecek. Evet, yarış başladı sevgili dostlar. İzmir koşusunda bakalım altılık ayımızın 3. ayına hangi safkan kazanacak? İnşallah bizim verdiğimiz safkanların biri gelme umudunu tabii ki taşıyorum sevgili dostlar. Ara vereceğim. Videomu durduracağım sevgili dostlar. Evet, yarışımızı seyrettik. Maalesef 2 nolu Baba Cercerek Banko adayımızı sevgili dostlar. 9 nolu safkan öncü güzel. İkincilikte önerdiğim sürpriz bir safkandı. Gelseydi 14-25 gibi Ganyan'ı vardı. Sonra 6 nolu safkanımız Yeni Pazar. Ona keza 2 nolu Baba Cerceri virajdan sonra Ankara ile beraber kapıştılar. Gerçekten Mehmet Kaya ile ilk startında, çünkü baktım çalışmasına baktım fena değildi ama hadi bir koşu görsün ondan sonra takibi alalım dedik. Yanıldık sevgili dostlar, ilk koşusunda güzel bir birincilikle taşlandırdı. Maalesef kuponumuzu da burada yatırmış oldu. İnşallah yazan arkadaşlar vardır. Devam eden arkadaşlar vardır sevgili dostlar. Evet, nerede kalmıştık? Hangi koşumuzda sevgili dostlar? Evet, kapatacağım demiştim. Evet, 6. koşumuza geçtik. 2. üçlük ayımızın başlangıç ayağı. Şartlı 5000 mücadele. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadelesi olacak. 9 Arap atımız mücadele. Evet, burada bankomuz olacak sevgili dostlar. O da kim? 2 nolu Canoğlu Can diyeceğim ben. Nevzat Avcı ile iki koşu gördü. İzmir kumunda gerçekten üst üste etkili performans sergiledi, kazandı. Grup 3'te son koşusunu 1400'de mücadele verdi. Yani aslında grup da iyiydi. Yani Can Mete çok çok ön plandaydı, favoriydi. Can Oğulcan Gökhan Kocakaya ile start aldı o zaman sevgili dostlar. Pistten bir altıncılık çıkarttı. İnanamadığım gibi enteresan bir koşu. Yani geçilmeyeceği safkanlara geçildi. Şimdi ben bu grupta, uygunlaşan bu grupta Can Oğulcan tekrar Nevzat'la buluştu. Ben Nevzat'la 3'lü 3 yapacaklar. Yani 2'li 2 yaptılar. 3. buluşmasında 3'lü 3 yapma çok yakın bende. 2 nolu Can Oğulcan benim bankomdur. Bunun arkasına sürpriz bir safkan var sevgili dostlar. Aslında ikisi de sürpriz çıkabilir. Onlar kimler? 8 nolu
mikser. Yeri geldi hatta sizlerde çim yarışında da banko önermiştim. Onu da kazanmıştı sevgili dostlar. Mikser 1200'de. 8 nolu miksere çok dikkat diyeceğim ben. Bekir Mert Mırık'la ikincilik şansına sahip olacaktır. Ve de 4 nolu aslanım diyeceğiz. Mertcan Çelik'le. O da İzmir pistine gerçekten etkili koşulları sahip. Maylen'e veda ederken bu mesafede etkili bir koşu çıkartmıştı, kazanmıştı sevgili dostlar. Göz ardı etmeyelim. Yani 2 nolu safkonuz bankomuz arkasında 8 ve 4'ü de bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. Evet, 7. koşumuza geçelim. Bir maiden koşu sevgili dostlar. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız mücadele verecek burada. Altılı Gayrımızın 5. ayına tekabül eden bu koşuda. Ben burada 4 safkan kuponumda şans vereceğim. Onlar kimler? 3 nolu Gold Drugs diyeceğim ben. Atakan Cem Dağdeviren'le etkili bir performans çıkartmasını beklediğim safkanlardan biri. İlk şans safkanım. İkinci atım 5 nolu safkanımız Maybe More İlker Soyat'la 3 koşu gördü. 2 koşusunda da pistten hep 7.likte ayrıldı. Sonra son koşusunda çok etkili bir koşu çıkarttı. 1400'de İlker Soyat'la pistten 1.5 boyla kekeme geçildi sevgili dostlar. Gelse de 14 küsür Gayhan'la gelecekti. Etkili bir koşu çıkartmıştı. Ben 5 ile ikinci şans safkanım. Sonra 2 nolu Çerkez Bey Sinan Özen'le ve de 1 nolu safkanım Mustafa Çiçek'le etkili bir performans çıkartmasını bekledim. Safkanlar sıralamam 3, 5, 2 ve 1 olacak. Evet, 8. koşu altılı gayrımızın da son ayağı olacak. Şartlı bir satış bir pardon arkadaşlar. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 10 safkanımız mücadele verecek. Bir safkanımız var, ekürü 8 nolu Baskaz'a, 9 nolu Cahit Ağa ekürü olarak start alacak. Zor bir koşu, kapanış ayağımız da zor bir koşuyla sonuçlanacak gibi görülüyor sevgili dostlar. Yani sizin de tuttuğunuz safkanları mutlaka ilave edin. Yani kapamalık bir ayak, zor bir koşu. Tabii ki burada ayıracağımız safkanlar mevcut tabii ki sevgili dostlar. Yani kalkıp da kapattığımız zaman da birazcık abes olacak gibi görünüyor kapamalık dedim ama sürprize müsait bir ayak, öyle diyeyim. Değiştireyim sevgili dostlar. Ha, bakıldığında 200 safkanın ön plana çıktığı bir koşu. Onlar kimler? Ben de 4 nolu Fırtına Öfkesi Sercan Tırpan'la benim ilk şanslı safkanım. İkinci atım 5 nolu Nehir'in oğlu Sinan Özen'le. Üçüncü atım 6 nolu Karaçula Nevzat Avcı'yla. Sonra 3 nolu safkanım çok yakın. 2 Daloğlu ve de 1 nolu Babür Bey'e kadar ben kuponumda şans vereceğim safkanlar. Sıralamı tekrar ediyorum. 4, 5, 6, 3, 2 ve 1. Yani 1'den 6'ya kadar yazdık mı burayı kapatmış oluruz. Yani kapama derken bunu dile getirmeye çalıştım ama yanlış telaffuz ettim. Özür diliyorum sevgili dostlar. Yani 1'den 6'ya kadar yazdık mı son ayağımıza kadar gelirsek inşallah, öyle umut ediyorum, güzel bir ikramiye kazanırız. Evet, ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için tekrar edeyim isterseniz. Birinci koşu altılı gayrımızın 1.78 yeterli olacaktır. İkinci koşu 2.4 dedik sevgili dostlar. Üçüncü koşuyu ben sıralamama yaparak kapattım. Sizler de 3 at, 2 at da veya 4 hafta da geçebilirsiniz. 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7 olarak değerlendirdim. Dördüncü koşuda 2 nolu safkanımız bankomuz. Arkasına ikili denecek arkadaşlar. 8 ve 4'ü önerdik. Sonra 3, 5, 2, 1. Son ayağımızda 4, 5, 6, 3, 2 ve 1 olarak şekillendi. Evet, İzmir programı buydu sevgili dostlar. İnşallah yine faydalı bir program geçiririz. Herkese bol şanslar. Evet, yeni yılımıza yarın giriş yapacağız. Herkesin yeni yılına mutlu, huzurlu, sağlıklı bir giriş yapmasını temenni ediyorum. Yeni yılımız bize mutluluk, önce tabii ki sağlık, ilk önemlisi sağlık sevgili dostlar. Sağlık getirmesini temenni ediyorum. Sonra parayı kazanırız sevgili dostlar. Yani Yüce Rabbim sağlık verdiği sürece her zaman kazanırız sevgili dostlar. Mühim olan sağlık. Tüm sevdiklerinize, tüm ailenize mutlu bir yeni yıl geçirmeniz dileğiyle sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Bir de espri yapalım. Seneye görüşmek üzere.
Allah'a ısmarladık.